Net Siyaset Programı yeni siyaset programımız. İlk konuğumuz çok kıymetli bir siyasetçi Özgür Özel. E, CHP e, Grup Başkan Vekili kendisi ki 2011'den beri zaten partide aktif olarak görev yapıyor. 2009'da da bir belediye başkanlığı adayı da var. E, Özgür Özel'i biz zaten siyasetten önce de hep sivil toplumda çok e, etkin bir kişilik olarak görüyoruz. E, Manisa Eczacılar Odası'nda başlayan bir süreç. E, bu daha sonra ulusala... E, ...sıçrıyor. Türkiye Eczacılar Birliği'ne geçiyorsunuz, hep yönetici pozisyondasınız. Genel sekreterlik yapıyorsunuz, başkanlık yapıyorsunuz, saymanlık yapıyorsunuz... ...ve daha sonra uluslararası açılıyor. 200'e yakın... E, ...bildiriniz var, konferansınız var. E, çok etkin bir figürsünüz ve bu figür belli bir yerden sonra artık ulusal siyasete de... E, ...giriyor ve elini taşın altına koyuyor. Ve son 10 yılın CHP'sinde sizin son derece aktif... Politikaları belirleyen, polemikçi üslubunuzla da karşı tarafı sık sık yıpratan ve dolayısıyla da genellikle en çok eleştiri alan isimlerden birisi olarak ön plana çıkıyorsunuz. Parti içindeki ağırlığınız da son derece yüksek. Sizin CHP'yi siyaset yapmak için seçmenizin 2009 yılındaki gerekçeleri nelerdi? Daha öncesinden CHP'liyim ama şöyle bir durum var 2009'da Aktif olarak partiden yerel seçimlerde bir teklif aldım ve Manisa Belediye Başkan adaylığı teklif edildi. Ondan iki yıl öncesine kadar Manisa Eczacı Odası'nda genel sekreter ve başkandım. Manisa Akademik Odalar Birliği'nin kurucusu, daha doğrusu yeniden canlandırılması ve sözcülüğü görevini yapmıştım. 2007'nin Aralık ayından itibaren de Türk Eczacıları Birliği'nde görev yapıyordum genel sayman sonra da genel sekreter olarak. O sırada Manisa'da aslında yerel seçimlerde parti için bir fırsat vardı. O fırsatı daha önceden dile getirmiştim ben partinin ilgililerini, yetkililerini arayarak. Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa yerelinde kendi tabanından da tepki toplayan bir Sümerbank yolsuzluğunda üstüne düşen şeffaflıkta ve bu meselenin üzerine gitmek yerine belediye başkan adayını değiştirebilmek yerine değiştirmeden aynı adayda ısrar edince bir fırsat oldu ve bu fırsatı CHP'nin iyi değerlendirmesi gerektiğini söylemiştim. Orada geciktiler bir başka aday oldu ve e, adayın rahatsızlanıp adaylıktan çekilmesinden sonra seçimlere 40 gün kala falan bana bir teklifte geldiler. Aslında bu tespiti ilk yapan kişi olarak ve birkaç grubun farklı adayları vardı. Bir uzlaşı adayı olarak teklifte bulundular. 3 saat gibi kısa bir sürede adaylığı kabul etmeye karar verdim. Seçimi kazanamadık ama siyasi aktif siyasete bir adım oldu ve işte Manisa'da gençlik kollarında kadın kollarında ve Manisa'nın Parti dışındaki siyasi figürlerinde bir kabul, bir beğeni oldu. İşte o zaman tabii 34-35 yaşlarında falanım. Ve böyle olunca da e, siyaset bana bir alan açtı. Ben de hayatımda siyasete bir yer açmış oldum. 2011'de de işte yazılan bir il raporunda e, ismimin e, hem örgütten hem Manisa kamuoyunda, özellikle merkez sağda da dikkat çekecek şekilde ya CHP'deki bir, Özgür Özel iyi bir isim olabilir diye bir rapor gitmiş genel merkeze. Bu raporu okuyan genel başkan, bu bu Özgür Özel benim Türkiye Zacabinden tanıdığım aynı Özgür Özel." deyince bir davet aldık ve siyasete öyle bir giriş yaptım. Tabi ee, tabii dediğinize katılıyorum. Ee, hani Türkiye'de, Türkiye gibi ülkelerde sivil toplum meselesinde bir boşluk olunca e, meslek örgütleri bu boşluğu dolduruyorlar. Sivil toplum refleksi gösteriyorlar. Ben aslında kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütünde hep bulundum. Eczacıların menfaatiyle kamunun menfaatini birlikte korumaya çalıştık. Ama tabii siyasete de müdahalelerimiz, uyarılarımız, taleplerimiz veya eylemlerimiz oldu falan derken o bizi siyasete yakınlaştırmıştı. Sonra 2011'den sonra sonradan e, aktif olarak e, daha doğrusu bir e, milletvekili olarak. CHP kadrolarında yer aldık, yer almaya da devam ediyoruz. Demin konuşmanızda kilit bir şey söylediniz, dediniz ki merkez sağında onaylayacağı, onaylayacağı bir aday olarak. Şimdi bu mesele hakikaten son dönem Türkiye'sinde belki 21. yüzyıldan itibaren yani 2000'lerin başından itibaren hep gündemde olan bir konu oldu. CHP, merkez sağ, sağ arasındaki ilişkilerin bir miktar kutuplaşması. Özellikle 2002'de AK Parti'nin iktidar olmasıyla beraber muhtemelen yeni bir dönem başladı ve 2007 sonrasında AK Parti'nin ilk baştaki muhafazakar demokrat kimliğinden otoriterleşmeye doğru kaymasıyla beraber özellikle 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçimi, arkasından 2008'deki belki kapatma davası bu yani en azından AK Parti'nin iddiası bu şekilde. Demokratlığı orada bıraktık çünkü biz kendimizi tehdit altında hissettik diyorlardı. Bu muhafazakar demokrat yapı Ortadan kalktıktan sonra ve otoriterleşmeye doğru savrulduktan sonra Türkiye'de ciddi bir kutuplaşma iklimi de oluşmaya başladı. Bu kutuplaşma iklimi içinde CHP de sağ, merkez sağ tarafından özellikle kabul gören siyasetçilerle işbirliği yapmak zorunda kaldı açıkçası. Çünkü uzlaşma başka türlü elde edilemeyecekti. Bizim gördüğümüz dışarıdan en azından e ee, Ekmelettin İhsanoğlu, Mansur Yavaş denemeleri vardı. Belki e, Mehmet Bekeroğlu'nun partiye davet edilmesi vardı. E, ve en son e, belki de e, Ekrem İmamoğlu'nun partinin içinden çıkan bir e, sağ merkez sayla uzlaşı sağlayabilecek bir figürün çıkmasıyla sonunda bir e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanılarak CHP'nin bu konuda başarı sağladığını da gördük yani ilk başlardaki denemelerde belki parti dışından kişiler oldukları için direkt bir başarı elde edilememiş gibi görünse de parti içinden gelen bir kişiyle bu başarıldı. Şimdi size şunu sormak isterim. Hem CHP'de var olup hem de merkez sağ tarafından kabul edilebilir bir siyasetçi olmanın sırrı veya gerektirdiği nitelikler neler? Bu bir kez benden ilgili bir sır değil veya bunu benden çok daha iyi başaran arkadaşlar vardır. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kez hani söylediklerinizin bir kısmına katılıyorum bir kısmı biraz daha farklı. Yani şimdi CHP merkez sağa yaklaştı veya ona uygun isimler belirledi, ona uygun söylemler belirledi de merkez sağdan destek buldu. Bu da bir tez olabilir ama şu da güçlü bir tez değil mi? Aslında Türkiye'nin merkez sağının Atatürk'le bir sorunu yok. Türkiye'nin merkez sağının Komşusunun yaşam biçimiyle bir sorunu yok. Hatta Türkiye'de sadece olarak nitelendirdiğiniz merkez sahada yer alan isimlerin yaşam biçimleriyle Sosyal Demokratların yaşam biçimleri arasında özellikle Ege'de Trakya'da daha böyle kıyı kesimlere hele hele baktığınızda hiç mi fark yok birbirinden ayıramazsınız evet. bakarak yaşam biçimi giyim ye, yediği içtiği yaşadığı falanla ilgili. Şimdi acaba Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'deki gelişi 2007 süreci falan elbette o. Hani onlarla konuşulması gereken o de değişim, hmm. başkalaşım, orada neden başka şeylere daha sonra dönüştüler falan veya öyle miydilerdi? Yoksa aslında hep baştan beri takiye yapıyorlardı ve bu konuda dikkat çekenler, inanmayın bunların takiyesine diyenler mi haklıydı? Bu da fena bir tez değil. Ama şöyle bir şey var. Galiba Türkiye'de CHP merkez sağdan oy almak istedi. Evet ama merkez sağda CHP'nin neyi temsil ettiğini ve Adalet ve Kalkınma Partisi neyi tehdit ettiğini fark edip Adalet ve Kalkınma Partisinden dönüp Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte bir şeyler yapmaya galiba yaşam biçimini korumaya, cumhuriyeti korumaya, Cumhuriyeti cumhuriyet yapan ve taviz verilmeyeceği değerleri korumaya çalıştı. Manisa'nın Kula ilçesinin Sandal beldesi var. Orada bir gün bir propaganda konuşması yapıyorum. Konuşma başladıktan sonra 10-15 kişi geldiler ve arkada hem içimizde hem biraz ayrık bir şekilde oturdular. Sonradan öğrendim ki oranın eski Demokrat Partili belediye başkanı ve siyaset arkadaşları. Gittim teşekkür ettim bizi dinledikleri için. Onlar da dediler ki eskiden biz rakiptik. Rakiptik ama bizimki barajlar kralıydı, sizinki Kıbrıs Fatih'iydi. Hı. Ama Atatürk'te çelişkimiz yoktu, Cumhuriyet'te çelişkimiz yoktu, Bayrak'ta çelişkimiz yoktu ve o gün ayrıydık ama baktık ki bugün artık biz birlikte olmamız lazım. Çünkü başka bir tehdit var. O yüzden hani CHP merkez sağı öcü görmemekte, kendisini merkez daha iyi anlatmaya çalışmakta. Belki burada bazı figürleri partiye davet etmekte ve görevlendirmekte evet olabilir. Ama galiba merkez sağda CHP'nin durduğu yerin kıymetini ve CHP'nin savunduklarının kıymetini o savunduğu değerler veya o yaşadığı... Değerler kendisi açısından önemli değerler tehdit altına girince onlar da CHP'yi anlamış olabilirler. Bu karşılıklı bir etkileşim. Böyle çok kategorik bir şey de CHP işte. Bir de Ekmelettin İsanoğlu meselesi. Elbette ki karşıda e, bir Cumhurbaşkanı adayı var. Ona karşı da MHP'den gelmiş bir çatı aday formülü var. Bir sürü isim gelmiş geçmiş. Pek çoğuna MHP hayır demiş. En son bu isim gelmiş veya bu sorulursa evet diyecekler galiba falan olmuş. Sorulmuş evet demiş birleşilmiş bir isim. Ama özellikle CHP'nin tercih ettiğinden çok MHP ile üzerinde uzlaşabildiği bir isim olarak görmek lazım. Ben valla Bekaroğlu elbette hani Bekaroğlu'na sağcı denebilir de. Mesela ölüm oruçlarını gösterdiği refleks Bekaroğlu'nun öyle sağ muhafazakar bir beslettiği çok e, özgürlükçü, çok soldan bir refleksti falan. Yani Bekaroğlu'nun paylaşım e, ekonomik konulardaki görüşümle... Paylaşım meselesine duruşuna baktığınızda da öyle Bekir onu çok da sağdan geldi, CHP sağdan birini aldı gibi değil. Pek çok solcudan, sosyal demokrattan geri kalmayacak tutumları, davranışları, refleksleri olan özellikle insan aklı ihlallerine karşı duruşlarıyla da benim ayrı partilerden deyken de çok takdir ettiğim bir isim bugün de aynı partide olmamız. ...bana bir çelişki gibi de gelmiyor. Özgür Bey, İhsanoğlu'nun adaylık sürecini bir harita içinde açıkladınız. Abdullah Gül'ün adaylığı da çok tartışıldı. Nasıl gündeme geldi Akşener karşı çıktıktan sonra İnce'nin aday olduğunu biliyoruz biz. Bu doğru değil. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle bir genel ezber, genel kabul dayatılmaya çalışıyor ve... ...bir gerçek dışı söylem çok tekrarlanınca ve... Yeterince yaral, yal, e, yalanlanmayınca doğruymuş gibi yerleşiyor. Sorunun içinde de o var. CHP'nin adayı Abdullah Güldü de Akşener karşı çıkınca olmadı. Böyle bir şey hiç yok. Ben o tarihlerde hatta meşhur bir tweetim var. O tweeti atmadan önce de genel başkan dedim ki ya her yerde her yerde bir Abdullah Gül lafı var. Ve bunlar böyle bir şey aklınızdan geçiyor mu? Yok öyle bir şey. Ben bunu bir tweetle açıklık getirebilir miyim? Vallahi iyi olur dedi. Bir tweet attık ben de inanamıyorum. Dakikalar içinde on bin tane mi dokuz bin tane mi ne aldı böyle bir saat bir buçuk saat içinde. Ee, orada da diyordum. Abdullah Gül'ün adaylığı CHP için söz konusu değil. Olmadı da bundan sonra olması da mümkün değil diye. Ama durup durup aynı soru geliyor. Aslında Abdullah Gül'dü de Meral Akşener karşı çıktı. Birileri Meral Akşener'e Meral Hanım'a Abdullah Gül'ün adaylığını sormuş ve o karşı çıkmış olabilir. Ama onu soran biz değiliz. Ve Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olması... Hiç gündemde olmadı. O zamanlarda ben hatta pek çok televizyon programında şu vardı. Hatta bazen oluyor ya bu Halk TV'de Halk Arenası'na falan çıkmıştım. Seyircili programlar soru soruyor. İkinci bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası yaşanacak mı? Cevap veriyorum yaşanmayacak. CHP'nin adayı Cumhuriyet Halk Partisi tabanından en yüksek oyu alacak. Ve ikinci turda da diğer partilerden fire vermeden oy alabileceği değerlendirilen bir aday olacak. Ve çıkacak adaydan rahatsızlık duymayacaksınız. Alkışlıyor da herkes. Bu konular olunca Abdullah Gül'le ilgili de gerekli açıklamayı yaptık. Sonra da bir belirsizlik vardı. Kim aday olacak diye bir herhalde bir bir hafta 10 gün. Orada da birisi sordu. Merak etmeyin dedim. Recep Tayyip Erdoğan'ı en çok çıldıracak kişi mi olacak? Ne yani öyle bir şey söyledim. Bu da bayağı bir o zaman yer aldı. E, sonuçta da açıklandığında aday benim bizim partinin kitlesine tabanına verdiğim sözleri boşa çıkarmayan beni yalancı düş duruma düşürmeyen bir durum oldu. O yüzden bütün açık yürekliliğimle söyleyebilirim ki CHP'nin adayı Abdullah Gül'dü buna MHP e, İyi Parti karşı çıktı Meral Akşener ve o yüzden olmadı böyle bir şey yok. Yani zaten Abdullah Gül CHP'nin adayı olamazdı taban paramparça olurdu. Yani Muharrem İnce'nin birinci turda aldığı oyu ve CHP'lilerin sahiplenmesini Abdullah Gül'le yapabileceğimizi kimse hesaplamazdı herhalde. Doğru da olmazdı. Böyle bir kabulü reddediyor. Demin konuştuğunuzdan yola çıkarak söylüyorum. Türkiye'de merkezi ikna etmeyen hiçbir parti iktidar olamıyor. Bu nedenle öyle görüyoruz ki iki uç olarak düşünsek milli görüş partilerini mesela ve CHP'yi iki uç olarak düşünsek bu ikisi de kitle partisinden çok daha ço e, kemik bir kitleye hitap ediyorlar. Yani genel Türkiye'nin tamamına değil de kemik bir kitleye hitap ediyorlar görünümündelerdi. Ve e, AK Parti kurulurken milli görüş gömleğini çıkaracağını söyleyerek e, demin sizin belki de şöyle bir tezde düşünülebilir dediğiniz üzere e, ki Cumhuriyet mitingleri bunun üzerine yapılmıştı sorun bununla ilgili olacak çünkü siz de onun bir paydaşıydınız. E ee, O dönemde milli görüş kimliğini üzerinden çıkarınca kendisine ideolojik bir giydirme yapma durumu doğmuş olabilir o teze göre. O tezde e, bu giydirmenin muhafazakar demokrat giydirmesi olduğunu düşünüyor. Muhafazakar demokrat giydirmesi şu anlama geliyor merkezin oylarına talibim. Milli görüşün siyasal İslamcılığından dışarı çıkıyorum ve merkezle bir şekilde irtibat kurmaya çalışıyorum. Şimdi bunun en başından itibaren bir takiy olduğunu düşünen bir e, grup vardı bir siyasi görüş vardı. Ve öyle görünüyor ki bu siyasi görüş cumhuriyet mitingleriyle sivil toplumda da kendisini gösterdi. Yani bu sadece partiler içerisinde kalmadı. Bir sivil toplum ee, infilana da gösterilene de Dönüştü. İlk başta Ankara'da Anıtkabir'in önünde başlayan ve Ankara'da öyle sanıyorum ki o güne kadar görülmüş en büyük siyasi miting olma özelliğini kazandı. Ardından İstanbul'da Reuters'in verdiği e, bilgilere göre 1 milyonluk bir katılım sağlandı. Üçüncü de Manisa'da sizin o zaman e, Eczacılar Odası Başkanı olduğunuz dönemde. Manisa Akademik de, Odalar Birliği Sözcüsü. Aynı zamanda sıfatıyla. evet. E, orada da bu Manisa'da üçüncü il Manisa'ydı. E, orada da vardınız. Cumhuriyet mitingleri... Sanıyorum ki merkez sağında CHP'nin de birlikte eyleme geçtiği bir platformdu. Yani iki tarafta merkezde çeşitli grupları ikna etmiş durumdaydı. Siz Cumhuriyet mitinglerini neden gerekli görmüştünüz ve Cumhuriyet mitinglerine katılan siyasi profil nasıl bir profildi? Cumhuriyet mitingleri kimsenin burnunun kanamadığı, bir, bir kişinin cüzdanın çalınmadığı ama kitlelerin kaygılarını, tepkilerini özgürce dile getirip Kimseyi tehdit etmeden ve işte örneğin darbe söylentilerinin olduğu bir dönemde darbeyi de reddeden sloganların özellikle Manisa mitinginde biz bu konuda çok da hassaslı darbe söylentilerini de reddeden bir demokratik hakkın kullanımıydı. O anlamda ben çok kıymetli buluyorum. Tabii Cumhuriyet mitinglerini ortaya çıkaran süreci tahlil ettiğimizde de çok bambaşka şeyler var. Bazen mesela şuna üzülüyorum. Cumhuriyet mitinglerinin işte başörtüsü kaygısıyla falan filan o zamanlar çünkü e, bir takım başka şeyler vardı mesela o zaman tuttular. Bazıları öyle açıklamalar yaptılar ki o süreçte. Cumhuriyet mitinglerine giden herkes sanki o açıklamalarla paydaşmış falan gibi. Ben kendi açımdan bütün okul arkadaşlarım da bilir 92-96 e, arası Ege Eczacılık'tayım. O aralar başörtüsü meselesinde sıkıntı çıkarıyorlar. Mesela bir başörtülü arkadaşım laboratuvara tuhaf bir gerekçe ele sokmamaya çalıştılar. Efendim alev alır başörtün tehlikeli olur falan başörtünü çıkar öyle gir. Biz bütün sınıfı ben dışarı çıkarmıştım. O girmeden girmeyiz diye. Benim mesela başörtüsü meselesine çok kendi adıma çok özgürlükçü bir yaklaşımım olduğunu herkes mi? Ben doğru bulmam insanların eğitim alma hakkını başörtüsü yüzünden kısıtlanmasını falan ama o dönemde tabi Cumhuriyet mitinglerini başörtüsüne karşı yaptı falan diye bir takım manipülasyonlar da oldu. Ben Cumhuriyet mitinglerinin Kıymetli ve o günün Türkiye'si açısından da aslında bir ülkede milyonlar bir yere toplanıyor. Görüşlerini dile getiriyor. Hoşuna giden görüşü alkışlıyor, gitmeyeni alkışlamıyor. Protestosunu sözle yapıyor ve bir kişinin burnu kanamadan herkes evine dönebiliyorsa o ülke için çok iyi bir yerdir. Bugün Türkiye'de böyle mitingler yapabilir misiniz? İşte bir bakıyorsunuz en olmadık böyle e, hani azıcık bir kalabalık toplanacak ondan bile korkan işte ne bileyim Cumhuriyet annelerinin Galata Galatasaray'ın önüne gitmesine bile yasak getiren valilik kararlarından tutun. işte e, en ufak e, sanatçılar, tiyatrocular bir araya gelecekler ve e, tiyatroya, sergiye falan gestiren kısıtlamaları e, protesto edecekler. Korona bahanesiyle iptal ediyor. Ne bileyim sonra İstanbul Büyükşehir'i protesto edeceksen benzer bir kalabalığa izin veriliyor falan ama... ...Türkiye bu anlamda 2007'den de çok geride. Yani 13 yıl sonra, 13 yıl önceliğinde çok gerisindeyiz. Ama ben Cumhuriyet mitinglerinin o dönemde yapılış biçimi açısından... ...Türkiye açısından da iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bugün bir benzer topluluğu... O gün sokağa çıkabilenler bugün sokağa çıkabilirler mi? Ve onlar sokağa çıktığında işte mesela bugün böyle bir çağrıya bugünkü iktidar nasıl bir refleks verir falan o konular çok tartışmaya açık. AK Parti'nin özelliklerinden bir tanesi gündemi sürekli kendi elinde tutma yetisiydi. Sanırım son bir yıldır bu yetiyi elinden birazcık en azından tek eline elinden Yok, kaçırdı. Bence yani şöyle söyleyeyim 7 Haziran seçimlerine giderken bunu elinden kaçırdı. Biliyorsunuz 7 Haziran ki o gece çoğunluğu kaybetti parlamentoda ve o günkü sistemde artık başbakan olamayabilirdi. Yani Devlet Bahçeli eğer kendisiyle benzer şeyleri söyleyen yani o gün mesela CHP'nin HDP'nin ve MHP'nin seçim bildirgeye o kadar benziyordu ki birbirine bir tanesi bir buçuk lira mazot diyordu biri 1 lira 25 kuruş diyordu biri 1 lira 75 kuruş çiftçi için. İşte o gün partilerin ortaklaştıkları üzerinde çok ciddi ortaklaştıkları birçok ekonomik söylem vardı. Ve AK Parti bunların tamamen dışında duruyordu. Mesela taşerona kadro verilmesi gibi falan. Herkes bunu söylüyordu. Buralarda birleşen bir koalisyona devlet başıyla edeseydi. Hatta bizim ona teklif ettiğimiz sen başbakan ol biz seni destekleyelim dışarıdan dediğimiz olsaydı Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığı kaybetmişti. Ama yeniden Türkiye'yi 1 Kasım'a sürükleyecek bir süreç başlatıldı. Ama o süreçte söylem üstünlüğü muhalefete geçmişti. Yani taşarona kadro diyorduk herkes onu konuşuyordu. Çiftçiye 1,5 lira mazot diyorduk onu konuşuyordu. Çünkü e, anketlerde de e, e, işte Türkiye'nin bir numarı sorunu nedir deyince terör ön plana çıkmıyordu. Güvenlik çıkmıyordu, ekonomi çıkıyordu. Muhalefet bunu konuşuyordu ama birileri 7 Haziran 1 Kasım arası süreçte patlayan bombalar işte en son Hepimizin içini yakan 103 kardeşimizin hayatını kaybettiği gar saldırısı, ondan önce e, merasim sokak saldırısı, ondan önce e, yaşanan bir dizi bombalı saldırı işte Kadıköy e, şeyde Beşiktaş'taki saldırı, bombalı saldırı e, şeyde Akis e, şeyde e, Ankara'da. Otobüs durağına yapılan Hı. saldırılar, işitin takın işte PKK'nın bir uzantısı Sultan olan Ahmet'de takın olmuştur. aynı anda yapmış olduğu e, saldırılar ve yaşanan terör ortamı Türkiye'yi birden tekrar şeye çekti yani e, güvenliğin baş kaygı olduğu, terörün baş kaygı olduğu bir e, süreç yaşattı. O süreçle ilgili de şöyle bir tanımlamayı çok değerli buluyorum. Bir ev düşünün, o evde Evin babası evi kötü yönetiyor. Bir kere evi ben yöneteceğim diyor. Evin annesine bir şey yapmıyor. Evin annesini dövüyor. Evin parasını kötü alışkanlıklarda tüketiyor. Çocuklar okul harçlıklarını bile alamıyor. Herkes babadan sıtkı sıyrılmış ve sabah olduğunda gecenin dördünde evin kızı kaçıp gidecek. Sabah olduğunda anne evin küçük çocuğunu alıp avukata gidip boşanma davası açacak. Tam öyle bir süreçte gecenin üçünde bir hırsız eve giriyor elinde bıçakla ve herkesi tehdit ediyor. Herkes o kötü babanın arkasına toplanıyor. 7 Haziran 1 Kasım arası Türkiye'ye böyle bir süreci yaşattılar. Onu da görmek gerekiyor ama Türkiye'de son bir yıldır değil 7 Haziran'a giden süreçte muhalefetin kendi pozitif gündemi de gündem belirleyebilmiş. AKP gündem belirleme yetisini kaybetmiş ve sonrasında da zaten seçimi kaybetmişti. Ama sonra o çok şüpheli 7 Haziran 1 Kasım arası o terör dönemi ee, ve ardından yaşananlar yani e, suruç patlaması ama hemen o sırada iki tane polisin çok şüpheli ölümleri ve ardından yaşanan her şey sıra sıra biraz önce saydığım e, 1 Kasım'ı. 1 Kasım'dan sonra yeniden tek başına AKP iktidarını o iktidarın başbakanının kendi içindeki parti içindeki darbeyle tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı o başbakanı Azdin'i arkadan darbeyi, arkadan o hali, arkadan anayasa değişikliğini ve tek adam rejimini getirdi. O süreci de görmek lazım. İnsiyeti bir kaybettiklerinde neler yapabildiklerini de görmek lazım. Evet ilginçti yani söyledikleriniz. Hatta bana şunu anımsattı. Ee, AK Parti neredeyse bu döneme kadar gelecekte hep bir ütopya gösteriyordu bize. Seçmenine ne diyordu ki harika bir Türkiye olacak. Her şey ...bütün dertler geride kalacak, komşularla her şey hallolacak, zenginleşilmemiz artacak. Fakat bu tarihlerden itibaren gelecekte bir distopya göstermeye başladı. Artık AK Parti'nin aradan çekilmesi durumunda her şeyin felakete döneceği. Tamam. Yani birisinde bir ütopya sunarken birisinde bir felaketler senaryosu sunmaya başladı. Bu da dediğiniz gibi güvenlikçi politikalara neden oldu fakat... Aynı zamanda kutuplaşmaya da çok hizmet etti çünkü güvenlikçi politikaların gelmesiyle beraber artık benden olmayan vatan hainidire eşitleme eğilimi gösteren bir söylem ortaya çıktı. Öyle sanıyorum ki CHP de şimdi önümüzdeki işte 2023'deki özellikle Cumhuriyet'in 100. yılı için iktidar olmak istiyor ve bunun için tabii gereken bir sürü projeler ortaya koyacak. CHP'nin geleceğe ilişkin tasavvuru nasıl? O bir gelecekte bir ütopya mı gösteriyor veya görüyor CHP ile beraber Türkiye yürüse yoksa bir distopyadan bizi anca CHP mi kurtarır diye bir yönelimde. Yani şöyle e, tabii böyle siyah ve beyaz derseniz ben beyaz derim ama arada bir gri'nin birkaç tonundan birinde bir şeyi yakalamak lazım. Kesinlikle katılıyorum. AKP önce umut vadeden, umudu söyleyen, umudun siyasetini yapmaya çalışan ve bunu bir ölçüde başaran ve sonuç alan bir süreci yaşadı. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de roller değişti. Şimdi bir kez AKP artık umut vaat edemediği gibi umut vadedenlere karşı da korkunun siyasetini yapmaya başladı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gelecek siyaseti yapıyor. Örneğin geçen sene yerel seçimleri düşünelim. CHP çıktı insanların karşısına ve ben israf yapmam Ben kötü yönetmem Ben sosyal belediyecilik yaparım ve Mart'ın sonu Bahar olur dedi baharı söylüyor AK Parti dedi ki bunlar gelirse nasıl söyledi Bunlar gelirse Beka sorunu olur dedi Bunlar Eğer İstanbul'a Ankara'yı CHP alırsa Türkiye'nin Beka sorunu olur dedi şimdi seçmen açısından bu makul bir şey değil Alt tarafı bir belediye başkanlığı seçimi ve 25 yıldır İstanbul'u sen ve senin atadıkların, senin aday gösterdiklerin yönetmiş. Benden de oy almışlar. Ama şimdi artık ben İstanbul'u bir başkası yönetsin istiyorum. Ve seçmen bunu tercih edebilir ve buna saygı bekler. Karşısında diyor ki iyi düşün. Bak diyor. Mesela şunu söylüyor yani. Evet açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin, iyi yönetilmiyor. Rüşvetten rahatsızsın, parsel bazı düzenlemelerden rahatsızsın çok katlılardan rahatsızsın. Çok katlıların yarattığı kötü trafikten rahatsızsın ama tehlike büyük. Beka sorunu var. Bunlar işte terörle birlikte olurlar. Bunlar şunu yaparlar. Sen benim arkamda toplanmalısın yine. Seçmen bunu reddetti İstanbul'da ve Türkiye'de yaptığı seçimlerde. Beka sorununu gerekçelendirirken de biraz komik oldular. Nasıl oldular? Dediler ki İstanbul ve Ankara'yı eğer CHP kazanırsa İstanbul'da İspark'ı PKK'ya verecek. Ve PKK militanlarının Aracınızı park etmesini ya da ettirmesini, size fiş vermesini ister misiniz? Ve Ankara'da DHKPC'liler su faturası dağıtacak diye çalıştılar. Biraz da seçmeni, affedersiniz, salak yerine koydular. Şimdi bunu, yani bu kolay inanılacak bir hikaye mi? İspark'ı PKK'ya verecek. PKK'ya verirse sen de gelir İspark'taki bütün görevlileri toplarsın. Böylece PKK'lı bütün teröristleri ele geçirmiş olsun. DHKPC'yle mücadelenin en iyi yolu, Gidip e, Ankara'da su dağıtan e, saf saf ev ev gezenleri toplamaktan olur. Yani o, olabilecek bir şey mi? O gün seçimde işlemediği gibi bugün de AK, AK Parti'nin korku siyasetini mahcup eden, reddeden ve o gün ortaya koyduğu argüman bugün kendisini vuran bir noktada. İSPAK'ta çeşitli siyasi görüşlerden birçoğu AK Parti döneminde de işe alınmış. Şimdi alınanlar içinde de her siyasi görüşten gencecik güzel güzel insanlar var. AK Partilisi, MHP'lisi, İYİ Partisi, CHP'lisi, HDP'lisi. Hiçbirisi pek değil. Ve görüyor ki İstanbullular koca bir yalanmış ve bu yalanlara inanmamak lazımmış. Şimdi o korku siyasetinin tükenişi, kendi ortaya koyduğu argümanların kendilerini yıpratışı sürecini yaşıyor AK Parti. Ve bunu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyoruz ama bugünlerde de halen daha işte biz olmazsak bekar sorunu olana gelecek işler yapıyorlar. Bunun kuvvetli kanıtlarından bir tanesi de şu. Pandemi dönemi, daha bir ay pandemi içinde herkes Sağlık Bakanına ülkenin menfaatlerini düşünerek bir kredi açmış, açmak lazım hangi partiden olursa olsun ve pandemi iyi yönetilirse hepimizin için iyi olur. Bakıyorlar AK Parti'nin oylarında da bir düşüş var. Şöyle bir şey yaptılar, bir üçleme. Ben bir konuşmamda geldiğiniz sandık sizi götürecek deyip devamında saray rejiminin sonu geliyor demişim saray rejiminin sonu geliyor kısmına almışlar. Özgür Özel darbe çağrışımı yaptı. Canan Kaftancıoğlu'na mikrofon tutuyorlar. Erken seçim söylenti için ne diyorsunuz? Cevap erken ya, ya da başka şekilde. Soru ne seçim? Yani erken değilse baskın olabilir, zamanında olabilir. Başka şekilde de darbe dedi. Günlerce darbe, darbe, darbe. Tam bu konu biraz yatıştı. Hepimiz yüzden vefa destek grubuna bir saldırı oldu. İki kişi hayatını kaybetti. Van'daydı yanılmıyorsam aynı gecelerde bizim hem de vefa destekte kendi de çalışan Eren diye Adana'da bir gencimiz ya bu kaymakamlığın önünde ne yüklüyorsunuz biz olmadan demiş. Kaymakamın korumasıyla itişmişler, kakışmışlar. Efendim PKK ve CHP vefa destek grubuna iki ayrı saldırı düzenledi falan. Terör, PKK, CHP, CHP, PKK bilmem ne birleştirmeler. Sonra hemen bir hafta sonra İzmir'de manidar bir provokasyon. Çağbel'le çalıyor. Nedir Çağbella'nın anlamı? Tunç Soyer'le özdeşleşmiş. İzmir gibi bir yerde caminin hoparlöründen. Kim çaldı, kim yaptı bu provokasyonu bulun yok. Hala bulamıyorlar. Göya Süleyman Soylu bulup getirip caminin altında ezan dinletecekti onu çalanı. Değil mi? Yok. Ortada hiç kimse yok. Oysa her yer Mobesa. O kim çalmış, o camiye kim girmiş, merkezi sistemse anlaşmayı kim yapmış, Bluetooth'la bağlandıysa orada kim varmış. Herkes hemen bulunur. İstenince neler bulunuyor? Bulunmuyor. Ama onu tweet olarak paylaşan bir CHP üyesi Banu Özdemir. Ay ezanımıza saldırdılar atın içeri. Bayram boyunca Banu Özdemir ailesinden ayrı çocuğundan ayrı CHP ezana saldırdı. Nedir? Yoksulsun, güvencesizsin, işsizsin, kimsesizsin. Ama bilmelisin ki ezanımıza saldırıyorlar. Bilmelisin ki terör var, bilmelisin ki darbe tehdidi var. Benim arkama geçmelisin. Bu konsolidasyon falan. Bu iş böyle ve maalesef işte Cumhurbaşkanlığı e, iletişim İletişim Başkanlığının da için işin içinde olduğu yurt dışındaki e, trol hesap e, yurt dışındaki robot hesaplardan Polonya'dan Macaristan'dan başlatılan kampanyalar Türkiye'deki troll ordularının dahil edilmesi falan ama bakıyorsunuz düşme devam ediyor. Demek ki bu sürekli bir korkuyu, sürekli ka, efendim biz gidersek felaket olur. Biz gidersek teröristler gelir. Biz gidersek şey olur siyaseti de AKP tarafından denenen ama sonuç alınamayan bir yönteme dönüşmüş durumda. Ve CHP açısından 7 Haziran'da gündemi belirledi. Pozitif söylem, pozitif ajanda sonuç verdi. Ama 1 Kasım'a kadar o süreç yaşandı. 24 Haziran'da baskın seçim CHP'nin gündemi belirlemesini olanak tanımayacak. Hemen işte 60 gün sonraya bir seçim. Adayları gösterdiniz 40 gün sonra seçim falan. Orada bir baskın seçim. Belki orada hani CHP bu baskın seçime niye hazır değildi eleştirileri belki olabilir. Aslında fikren hazırdı. Broşürleri hazırdı ama bunu anlatabilecek bir atmosfer yaratılamadan oldu. Ama şimdi CHP sürekli pozitif gündem, sürekli toplumun sıkıntılarını gören, tanıyan, anlatan ve gelecek seçimde kendi pozitif gündemiyle pozitif ajandasıyla ile ilerlemeye çalışan bir durumda. Bu meselelerin kendisi Korku Yani e, karanlığa karşı aydınlığın, korkuya karşı umudun ve tek sesliliğe karşı çok sesliliğin e, sonuç alacağına inanan ve Türkiye için doğrusunun bu olduğuna inanan bir siyaset. Söylediklerinizden şöyle bir şey çıkarıyorum. Ee, anladığım kadarıyla AK Parti önce kimlik arkasından güvenlik siyasetleri uygulayarak var olan hali hazırda olup bitenin üstüne bir türev evren çekmiş durumda. Yani benim değil sizin söylediğinizi özetleyerek söylüyorum. Böyle bir evren çekmiş durumda. Bunu nasıl yapabilir? Medya aracılığıyla yapabilir. Sizin bu konuda bir raporunuzu okudum. E, Veli Baba ile beraber yine e, Nurettin Demir ve Muharrem Işık e, bir tanesi kalemi kırılan gazeteciler diğeri de balyoz kumpası. Hı hı. Belki şöyle kameraya da göstermekte yarar var. Cumhuriyet kitapları tarafından da yayınlanmış. Kalemi kırılan gazetecilerde özellikle medyanın e, nasıl hükümet yanlısı bir dön tarafa doğru yavaş yavaş çekildiği ve sonradan da muhalif yayın yapan herkesin bir şekilde elimine edildiğini iddia eden savlar var. Yani açıkçası dışarıdan da ben de hani bu şekilde buna yakın bir şekilde bir gözlem yapıyorum. Peki geldiğimiz durumda daha önce kimlik siyaseti ve güvenlik siyaseti AK Parti oylarını azaltmazken şimdi ne oldu da bu iki söylem işe yaramıyor? Acaba bunda ekonomik krizin mi bir payı var yoksa CHP muhalif ee, muhalefet tarzını bir miktar değiştirip karşı taraflı daha çok empati kurmaya çalışan ve merkezle daha çok iletişim kuran bir yapıya mı büründü? Burada bir değişim var. Bu değişimin nedeni ne olabilir? Çünkü eski oy oranlarını hala bu söylemle korumalarının mümkün olmadığı bir aşamaya gelindi. Yani en azından bize kamuoyu araştırmaları bu düşüşü gösteriyor. Bu düşüşün nedeni CHP'ye mi atfedilmeli? Şöyle ikisi birden doğru bir AKP'nin kötü yaptıkları var. İki CHP'nin doğru yaptıkları var. Üç CHP'nin dışında e, muhalif dinamikler var. Ve e, etkin olarak herkes yani Saadet Partisi etkin söylemlerle o yoruluna rağmen siyasette etkin söylemlerle yer alıyor. İyi Parti bir itiraz partisi. Saray'a itiraz ve Bahçeli'ye itiraz partisi ama sadece itiraz partisi olmasının ötesinde etkin bir siyasi mücadele genel başkanları başta olmak üzere sürdürüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi biraz önce sizin söylediğiniz gibi kendini daha iyi ifade edebilen, daha dinamik, hem kadrolarıyla daha genç hem söyleviyle umut verici ve şöyle de bir gerçek var. CHP hem kuruluşun ve kurtuluşun partisi ama işte e, temellerindeki en önemli hedeflerinden bir tanesi devrimcilik olan bir parti. Yani CHP aslında hem kuruluş ideallerini temsil ederken hem de sürekli değişmeyi, dönüşmeyi temsil eden bir parti ve e, CHP'de e, içinde bulunduğu süreçte doğru okumalar yapan, doğru müdahaleler yapan bir parti. Ve son yaşadığımız yerel seçimlerde de bir gerçek var. Şimdi İstanbul'dayız ve İstanbul'da şöyle bir betimleme yapmama izin verin. Biz İstanbul seçimi için İstanbul'a geldiğimizde, karanlık bir gökyüzü vardı ve o bulutları AKP'nin izin verdiği, birçoğunu da parsel bazında değişikliklerle birçoğunda birilerini zengin ettiği bulutları delen, gök delenler vardı. Bulutlar onun bile altındaydı. Basılmış ve sıkılmış durumdaydı İstanbul. Şimdi masmavi bir gökyüzü var. Aradaki geçişte İstanbul'da bir gökkuşağını gördük. O gökkuşağı en ilkel kabilelerin bile karşısında secde ettiği muhteşem bir doğa olayıdır. Özelliği şu, farklı renkler yan yana duruyorlar. Birbirlerinin içine ve işine karışmadan aynı doğrultuda. Biz ona İstanbul ittifak dedik. Bu CHP'yi aşan bir şeydi. Bu İstanbul'da, İstanbul'un 25 yıldır yönetimine ve özellikle son dönem kötü, çok kötü yönetimine, Geldiği makam ne olursa olsun son makam Cumhurbaşkanlığı İstanbul'dan elini çekmeyen birine itirazdı. İstanbul'un tepesinde pata 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 ayda bir kere uçan bir helikopter ve oradan bu arsayı ona verelim, bunun katını arttıralım, bunu şöyle yapalım diyen birine itirazdı. Sen biraz elini çek bakalım dedi İstanbullu İstanbul'un üstünden. Ve bunu yaparken mesela bizim israf konusundaki imar düzenlemelerinin yolsuzluk boyutundaki itirazlarımız her siyasi görüşten kişinin hak verdiği itirazlardı. Orada da bir e, fikir birliği oluşmuştu. Ve bunun yanında İstanbul'da bir e, İstanbul'un kötü yönetildiğine inanmış milyonların yan yana durması ve farklı renklerin benzer yerlerde durması vardı. Öyle oldu. Ben Türkiye'nin de gelecekteki ümidinin Türkiye ittifak olduğunu düşünüyorum. Yani CHP'nin içinde olduğu çok önemli katkılar sağladığı çok önemli özverilerde, fedakarlıklarda da bulunduğu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bulunabileceği, farklı renklerin birbirinin içine ve içine karışmadan yan yana durabilecekleri bir gökkuşağının Türkiye'ye de güneşi getirebileceğini, masmavi bir gökyüzünü müjdeleyebileceğini düşündüğüm bir süreci yaşamamız gerektiğini değerlendiriyorum bu seçimlerle ilgili. Elbette CHP'de değişiyor. CHP değişmezse kendini inkar eder. Yani... Atatürk Cumhuriyeti sonuçta gençlere emanet etti. Gençlerin özelliği sorgulayıcı olmaları, değişime açık olmaları ve sürekli öğrenmeleri ve sürekli öğretmeleridir. Böyle bakıyoruz mesela. Bu ittifak meselesi bana ilginç geliyor. Benim en azından siyaset okumamda AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde bir ittifakla geldi. Hatta bu ittifa ilk 83'te bence ANAP kurmuştu. AK Parti birazcık ANAP'ı modelleyerek aynı şekilde kendi içerisinde liberalleri, muhafazakarları, İslamcıları ve Kürtleri toparladı ve bir ittifak oluşturdu. Ve bu ittifakın benim okumamda en azından ittifak yaptığı karşıt gösterge bir miktar CHP zihniyetiydi. Zaten söylemleriyle de bunu dile getiriyorlardı. Fakat o dönemde AK Parti yeni tanımlamalar ortaya koydu ve bu tanımlamalar içinde CHP'nin kendi tanımlamasını bir miktar sarstı. CHP'nin o zamana kadarki tanımlaması çağdaş, batıcı, sürekli olarak yeni dünyayı takip edebilen ve kendi içinde dönüşen bir yapıydı. AK Parti'nin tanımlaması ise CHP'nin batıcı değil batı taklitçisi olduğu ve halka genellikle tepeden bakan elitistlerden oluştuğu şeklinde bir algıydı. Ve bu algı o dönemde o ittifak tarafından kabul, kabul edildi ve o ittifakın kendilerini demokrasi adına Tanımlamaları öyleydi demokrasi adına Antidemokratik bir e, Yapıyı Türkiye'deki bu seçkin e, Ne diyelim işte Egemenliğini e, Halk tarafına lehine bozacakları bir ittifak kurmuşlardı şimdi bugün geldiğimiz noktada Söylemlerin tam aksine döndüğünü görüyoruz bu sefer İttifa kuran Yine ce, bu sefer CHP Ama söylem yine aynı söylem Üstelik ittifakın neredeyse bileşenleri bile aynı bakıyoruz mesela Bu ittifakta İslamcılar var mı? Var çünkü Saadet Partisi dışarıdan da olsa buraya destek veriyor. Bunun içinde milliyetçiler var mı? Var. Merkez sağ var mı? Var. HDP dışarıdan olarak Kürtler var mı? Var. Demek ki ilginç bir şekilde AK Parti'nin 2002'de yaptığı ittifa bugün CHP AK Parti'ye karşı yapıyor. Ve iki ittifakta da söylemler otoriter rejime karşı demokrasi arzusu içerisinde. Şimdi burada size sormak istediğim soru şu Tabii bu cevabı verilebilir bir soru onu emin değilim ee, ama cevabı verilebilir bir soruysa sizden öyle bir yanıt bekleyeceğim. İktidara gelenler muhalefetteyken savundukları demokrasiyi hızla unutup Türkiye'de otoriterleşmeye mi savruluyorlar yoksa muhalefettekiler iktidardakileri bir şekilde hırpalamak aşağı indirmek ya da işte onun itibarını sarsmak için onlara otoriter mi gösteriyorlar? Neden Türkiye'de sürekli olarak demokrasiyi isteyen bir muhalefet ve demokrasiye karşı durur görünen bir iktidar var. Şimdi yani soruyu sormanızı makul karşılıyorum çünkü hani mesela bu soruyu cevabını dinlemek sizin pek çok AK Parti seçmeni de içselleştirmiş olabilir. Veya işte siyasete ilgili mesela 2002 yılında kurdu diyorsunuz CHP'ye karşı kurdu diyorsunuz. Cumhuriyet AK Partisi 2002 yılında bir önceki seçimlerden beri Siyasette yok, siyasette var, parlamentoda yok. CHP baraj altında kalmış 99 seçimlerinde ve CHP karşı Kürtlerle, Mürtlerle falan böyle bir şey yok. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi işte kendi içine bir takım kendi siyasetini güçlendirmek için... ...kendi içine bir takım siyasetin farklı figürlerini adapte etmiş olabilir, bundan sonuç almış olabilir başka bir şey. Ama orada CHP yok yani şu söylemi kabul etmem mümkün şöyle değil. Şöyle güncelleyim o zaman. Nasıl güncelleyeceğiz ee... ki şöyle güncelleyemeyiz şu var yani. CHP'ye karşı CHP zihniyetine karşı bunlar işte belli bir süre sonra CHP'nin AK Parti'nin karşısında güçlü ve onu iktidardan edecek bir figür haline geldikten sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın elde ettiği orantısız propaganda gücüyle birlikte CHP zihniyeti yani bir kuşak yetişiyor ve eğer bıraksanız o kuşak sanacak ki Recep Tayyip Erdoğan iktidarı İsmet Paşa'dan devraldı. Ve onlar gelmeden önce İsmet Paşa yüzünden Kadıköy'de toplu taşıma faytonlarla yapılıyordu falan. CHP parlamentoda bile yok. Bir büyük ekonomik kriz var. Ekonomik krizin içinde DSP, ANAP ve e, Milliyetçi Hareket Partisi var. Milli Ve az, acı, acı bir reçete içiriyorlar. Bankacılık sistemindeki bir rehabilitasyon ülkeye çok ağır bedeller ödetiyor. Ve o sırada yeni yeni bunun e, avantajları yaşanabilecekken, ve belki de hiç olmazsa o üç siyasi partiden birkaçı baraj üstünde oylar alıp tek başına bir AKP iktidarı mümkün olamayacakken Devlet Bahçeli yörük çadırında Bursa'da otururken şimdi gitmediği o İyi Parti'nin logosundan dolayı rahatsızlık duyup gitmediği o e, kutlamalarda çıkıyor ve şunu söylüyor derhal seçime gitmeliyiz kendisi de ve koalisyon ortakları diyor ki intihar olur. Nereden geldiği bilinmeyen bir telkin ve bir kararla Devlet Bahçeli'nin erken seçime sürüklediği ülkede kendi partisi, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi ve bir önceki seçimin en çok oy almış ve başbakanı belirlemiş DSP baraj altı kalıyor. Ve AK Parti oyların işte yüzde %34-36'sını alarak e, tek başına iktidar oluyor. Burada bir CHP itiraz falan yok. Ortada bir CHP yok parlamentoda. Siyasette etkin ol. Ortada başarısız olmuş ve e, ekonomik bir krizle boğuşan ve intihar ederek erken seçime giden bir koalisyon hükümeti var. Yani bunu kabul etmeden CHP'ye karşı ittifak kurmuşlardı. Ben, yani bunu şöyle olabilir. Şöyle güncelleyim, şöyle güncelleyeyim. Tabii Derviş'in geldiği dönem ki Derviş'in politikalarını AK Parti o zaman devam ettirmişti zaten. Ee, ilk geldiğinde AK Parti'de biz ne görüyoruz? Demokratlaşma isteği, AB çıpası. Değil mi? İki tane temel e, ayağı vardı. Ve bunları neyi karşıt alarak söylüyordu o dönemde? Kemalist Cumhuriyet değerlerini öyle değil mi? Ne diyordu? Otoriter bir rejim vardı. CHP zihni, CHP'ye karşı çıktı anlamında bunu, bunu kastediyordum. Bu liberallerle, Kürtlerle, İslamcıların ve muhafazakarların birleştiği nokta o zaman neydi? Otoriter, Kemalist rejimin demokrasi lehine yer değiştirmesi değil mi bunların değişti. Bu Türkiye en azından söylem buydu. Bu, bu söylem CHP'nin dikte ettiği söylemedi. kendi politik söylemi. Evet. Zaten Bunun... 2007'den sonra bu söylemi bıraktı. Değil mi? Çünkü ittifak dağıldı. Söylemi başka şekilde kendisi devam ettirdi ama artık demokrasi adına devam ettirmedi. Değil mi? Yapısı değişti. Değil değil. Yani 2000, ben 2007'den ben ben şöyle AKP'nin yarattığı ve zorladığı e, ön kabuller üzerinden bir siyasi tartışmayı sağlıklı bulmam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela AKP müesses nizama karşı bir hareketi farklı toplumsal bileşenlerle birlikte dile getirdi ve iktidar oldu derseniz başka bir şey konuşulabilir. Onun iddiası oydu. Şimdi AKP müesses nizam oldu ve buna bir itiraz var ve bunun toplumun tüm kötülüklerinden bu itiraz destek görüyor derseniz ve bunda bir benzeşme var mı derseniz olabilir ama... Bunun işte yani bu tanımlamaların tamamı AKP'nin ürettiği yeni lugat ve dayattığı yeni vasat üzerinden benim bunu tartışmam mümkün değil. Çünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi yani şimdi Kürtler ve Kürtlerin AKP desteği çünkü CHP'ye karşı Cumhuriyet Halk Partisi Kürt raporunu yazmış o, o dönemde veya ne bileyim işte parlamento dışı kalan e, Kürt siyasetçiler üzerinden parlamento taşıması üzerinden siyasi bir bedel de ödemiş ama bir şeyleri e, niyetlenmiş cesaret etmiş falan bir siyasal parti olarak da tanımlanırken bir yandan bugün AKP'nin kendi ortaya koyduğu lugatla sınırlı bir e, CHP geçmişi ve bugüne yönelik olarak yeni konumlanmalar ve işte biraz önce dediğiniz gibi e, işte iktidardayken demokrasi istiyorlar ama gelince aşındırıyorlar falan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelip de demokrasiyi aşındırdığı hiçbir dönem hatırlamıyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi kendi muhalefetteyken serbest seçimlerle gelebilseydi yapacaktı. i̇lk hedefler beyannamesi 14. kurultayında anayasa mahkemesini önermişti. Anayasa mahkemesi ne kadar kıymetlidir ki iktidarı bir sandalyeyle bile eline geçirenlerin o çoğunluk sayesinde anayasayı çiğnemesine engel olan bir denetim mekanizmasıdır. Bütün dünyada çok önemli bir demokratik bir adımdır. Türkiye'de öyle. Bugün Süleyman Soylu o anayasa mahkemesine hedef alıp Anayasa Mahkemesi 60 darbesinden sonra CHP'nin ilk hedefler beyannamesinden kopyalanıp hayata geçirildi diye darbe ürünü diyebilecek kadar şaşkın hepimizi şaşırtacak söylemler söylüyor. O yüzden bu AKP'nin lugatından ve dayattığı siyasi fasattan sıyrılıp değerlendirmeler yapmak lazım. CHP 70'lerde iktidara geldiğinde ortanın solu diye bir söyleme inşa etti ama sosyal devlet inşa etti. Türkiye'yi sosyal demokrasiyle tanıştırdı. CHP Türkiye'yi işte 60'larda örgütlenme özgürlüğüyle 70'lerde bunun önünü açarak ve 80 darbesine gelinen Türkiye'de 4 işçiden 3'ünün grevli toplu sözleşme şey sendikal hakkı kazanacağı bir iktidar ve muhalefette de olsa açmış olduğu yolun yürülmesine katkı sağlayacak bir öndeş, önderlikle yaptı bunu. Böyle bakmak lazım. Ve AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılını bir kriz üzerinden okumak lazım yoksa iktidarı devraldıklarına hani Kemalist bilmem ne baskıcı yok. iktidarı devraldı hükümet Türkiye'de ölüm cezasını ortadan kaldırdı ee, yaptıkları e, anayasa değişikliği altı siyasi partinin birden oy vermesiyle e, hayata geçmiş anayasa değişiklikleri yaptılar ve Türkiye'nin o anayasa o dönemde biz çok yanlış yapıldı ama o dönemdeki o ulusal mütabakat Avrupa Birliği yolunun açtı. AK Parti geldiğinde o Avrupa Birliği'ne yürüyen yolunu o anayasa değişikliğinden sonra reddetmek yerine yarattığı pozitif beklentiyi sahiplenerek Avrupa Birliği bizim çıpamız dedi ve bu sayede kimseyi ürkütmeden iktidar. Ama bugünkü pratiği Avrupa Birliği'ni hedefini terk ettiğini onu bırakın hadi terk edin ne diyordu gerekirse AB hedeflerini bırakır Kopenhag kriterlerini, İstanbul kriterleri yapar yürüz. Ama yapmadılar, yürümüyorlar. Basın özgürlüğü yok, ifade özgürlüğü yok. İşte gazeteci biz o kitabı dört yıl önce yazdık. O kitap eğer kitapsa bugün ansiklopedi yazılır. Yani o gün kötüydü, bugün çok daha kötü. O yüzden ben yani böyle bir sorunun sorulmasını kıymetli buluyorum. AKP'nin ürettiği lugat ve kavramlarla doğru sorulması lazım ama cevabı bu bence. Ben işte baskıcı otoriter kemalist sisteme karşı iktidara geldi. Anayasayı değiştiriyor adamlar. Bir sürü özgürlükçü iş yapıyorlar. Ama o sırada bir ekonomik krizi yönetmeyi beceremiyorlar. Ve yanlış bir zamanda seçime gidiyorlar. Ve o yüzden tek başına iktidara geliyor. Ee, sadece Doğru Yol ve MHP yüzde birer fazla oy alsaydı AK Parti tek başına iktidara gelemezdi. Ee, ve o, o süreç öyle bir süreç değildi. Yani CHP iktidarda olduğu baskı yaptı, bilmem ne yaptı falan bir dönem değil. Yani hafızam beni yanıltmıyorsa CHP'nin son iktidarı 73'te Milli Selamet Partisi ile yaptığı ye koalisyon. Yok. Daha sonra 78 son iktidarı 78'de. Öyle mi? 77'de Tabii. yüksek bir oy alıyor ama sanki hükümet kurma görevi alamıyor gibi kalmış benim aklımda. Alıyor. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç bakanlarından bir tanesini. E ...Bülent Ecevit de Deniz Baykal'dan sonra... ...en genç bakanlarından bir tanesi sonra ...Kültür Bakanlığı'na da Ahmet Taner Kışlalı'yı getiriyor. Hmm, çok mu kısa sürüyor? Çok uzun sürmüyor ama zaten o, o günkü şartlarda... ...dengeler sürekli değişiyor hmm. falan ama... E, ...çok önemli iki seçim başarısı var CHP'nin... ...bir tanesi e, ne ezen ne ezilen... E, ...insanca hakça bir düzen dediği... ...ve e, daha sonra da toprak işleyenin su kullananın diye... Evet. ...em sosyal devleti toprak reformunu müjdelediği... ...ama bu müjdelerin... Türkiye'de heyecan yaratırken kıtalar ötesi emperyalist güçlerde endişeler yarattığı ve Türkiye'deki toplumsal dinamiklerin Türkiye'deki o meselenin kaosunda körüklendiği ve darbenin çağrıldığı bir süreç yaşanıyor. Ama sonuçta geliyor darbe 12 Eylül'ün üzerinden tank paletleri geçiyor ama esas emek örgütlenmesinin üstünden geçiyor. Biraz önce dediğim o yani solu sol yapan güçlü yapacak yani siz. Bir bilinç vereceksiniz değil mi? Nerede vereceksiniz bu bilinci? Ya okulda vereceksiniz ya fabrikada vereceksiniz. Tarlada bir bilinç vermek kolay değil o feodal toplum içinde. Evet. Onu yapabilmek için onu bir köle olmaktan artık kendi toprağının sahibi olabileceği ve ağanın marabası olmaktan çıkaracağınız bir süreci oraya müjdeleyebilirsiniz. <laughs> Ama sizin esas kendi kitlenizi örgütleyebileceğiniz, besleyip beslenebileceğiniz, ilişki kuracağınız, kazandırıp kazanabileceğiniz kitle işçi ve onun dörtte üçünün sendikalı olduğu bir yerden bugün yüzde üçünün sendikalı olduğu bir noktaya savrulmuşuz. Esas solun zorluğu, sosyal demokrasinin sol zorluğu burada. Ama bunun için yeni bir sayfa var şimdi Türkiye'de. Belki evet. onu konuşmak lazım. Bütün dünyadaki bir fırsat penceresi Türkiye'de de sosyal demokrasiye bir alan açıyor. Çok kıymetli şeyler söylediniz. Bir tanesi özellikle dikkatimi çekti. Soruyu sorduğumda sorunun AKP tanımlaması üzerinden gittiğini söylediniz. Bence bu önemli ve vurgulanması gereken bir nokta. Eğer CHP 40 küsür yıldır iktidarda olmadığını düşünürsek ki 80 darbesi sonrasında zaten 10 yıl kapalı da kalmıştı parti. CHP'nin kendi tanımları yerine biraz önceki sorularımızın bir tanesinde de birazcık geçmişti. Gündemi eğer tanımlamayı başkasına bırakırsa parti bir parti diğer partilerin tanımlamalarının içine sıkışmak ya da o tanımları çürütmek için o tanımın arkasından koşmak zorunda kalıyor. CHP'nin biraz önce bunu hangi tarihten itibaren güncelde kırdığından siz zaten ayrıntılı bir şekilde bahsettiniz. Peki şimdi gündem yaratmak için sadece söylemin kendisini üretmek yetmiyor, bu söylemi dolaşıma sokmak da gerekiyor. Fakat öyle görünüyor ki medya birazcık tektipleşti. Özellikle son 10 yılda bu tektipleşme bazen aynı manşetlerle de süslenir oldu. Böyle bir durumda tanımlamayı üretecek bir muhalefet partisinin bu tanımlamayı dolaşıma sokmasında da bir zorluk oluşuyor mu? Şundan soruyorum CHP'nin AK Parti tanımlarına sıkışmasından artık bir miktar kurtulması neye bağlandı? Çünkü medyada hala güçlü bir CHP medyası görmüyoruz. Ama bir tanımdan kurtulma da söz konusu. CHP neyi değiştirerek bu tanımdan kurtuldu ve kendi tanımını şu an dayatabiliyor? Ee, bunu tam olarak yapabiliyor muyuz? Ondan çok emin değilim. Bir kez onu söyleyeyim. İkincisi gerçek demokrasilerde fikir ve fikrin başarısı olur. Hizmet ve hizmetin takdir görmesi olur. Ama bir hegemonya kurmak olmaz. Doğru bir şey değil. Yani bu otoriter popülist rejimlerin işi. Bugün Türkiye'de bir otoriter popülist rejimle mücadele ediyor olduğumuz doğru. Onun yarattığı hegemonya'ya direnmemiz gerektiği doğru. Onun yarattığı lugatı kullanma mecburiyetinde kalınan belli sıkışılan yerler olduğu zaman zaman doğru. Bunu kırmak için de maalesef kendi egomanik veya işte e, uçtan uca e, söylemini inşa etmek gerektiği ve bunun için e, farklı bir örgütsel yapıya ihtiyaç duyulduğu, farklı e, siyaset enstrümanlarına ihtiyaç duyulduğu doğru. Ama bu Türkiye'deki sonuç bu CHP hedefi olamaz. Yani AKP'yi yenmek için kendi egomoniyomuzu kuralım. Sonra da Bizim lügatımıza bütün Türkiye'yi zorlayalım. Bilmem ne bu doğru değil. Biz demokrasi vaat ediyoruz Türkiye'ye. Ve e, benim Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ve dünyanın geleceğiyle ilgili ümidim de şu. Yani biz nasıl başaracağız? Biz işte bir şey bulacağız. Biz de onlara hain diyeceğiz. Onlar bize hain dediği gibi biz onlara başka bir şey yap yapacağız. Ben böyle bir şey kastetmiyorum. Hayır, hayır ben e, sizin böyle bir şey kastettiğinizi söylemiyorum ama ortaya çıkan durum bu. Yani bize en çok söylenen de e, işte yani... Şöyle bir şey var. Karşıdaki göbelsin propaganda taktiklerini kullanıyor diye benzer taktikleri kullanarak onlardan daha büyük yalanları daha çok tekrar ederek ve bunu yapabileceğimiz alanları inşa ederek onları yenemeyiz. Biz hakikate sahiciliğe sığınarak ve samimiyetle ve savunduğumuz dünya görüşüne gerçekten inanıyorsak onunla ve onun için ortaya çıkmış olan bir fırsat aralığını doğru değerlendirerek yapabiliriz. Bunda da şunu kastediyorum bundan bir sene öncesine kadar ya daha doğrusu bundan bir sene önceye gidelim. Dünyanın bütün bu otoriter liderleri, popülist liderleri halktan topladıkları vergilerle işte kıtadan kıtaya füzeler. Bunları e, erken fark edecek uyarı sistemleri, radarlar, madarlar, orada bir radar, işte kıtaları arasında radar sistemleri. Ve bu sistemlerin uyardığı zaman harekete geçecek savunma sistemleri. Gelen füzeyi havada vuracak S-400'ler, Skatlar, işte Patriotlar bilmem neler üzerinden konuşuyordu. İşte saldırı şeyleri, savunma sistemleri falan. Sonra bir tane gözün görmediği bir virüs geldi. Ve dedi ki hiç boşuna para harcamayın hepinizi öldürebiliriz. Burada bir sıkıntı yok. Ve dünya buna karşı kıtalar arası bulaşabilen virüsler Buna gerekli erken uyarı sistemleri, işte böyle bir pandemi varsa nasıl erken kapanırsın, nasıl bunun bulaşmadan e, tedbir alabilirsin falan. Ve gelir o virüs, onun bulaşmasını engelleyecek aşılar veya bulaşırsa da o hastalığı yenecek ilaçlara esas para harcaması gerektiğini anladı. Bunun bütün dünyadaki karşılığı sosyal devlet lazımmış. Neden? Çünkü şundan, eskiden İngiltere... Çin'deki yoksulluk umurumda bir yok. Hatta Çin daha yoksul olsun. Ben daha zengin oldum. Bu benim başarım yani. Ama Çin'de fakir bir mahallede dört tane yoksul Çinli'nin içtiği yarasa çorbası İngiliz Başbakanı yoğun bakıma sokabiliyor muymuş? Sokabiliyormuş. Demek ki küresel olarak en fakirimizin sağlığı kadar sağlıklıyız. Sağlığımızı en fakirimizin sağlığı kadar sağlıklı oluruz belli. Ben Eczacığım bunu bizden iyi kimyacılar bilir. Bir reaksiyonun hızını birkaç adımdan oluşuyorsa en yavaş adım belirler. En hızlı adım belirlemez. O yavaş adım bitmeden reaksiyon bitmiyor çünkü. Küresel olarak sağlıkta da bu böyle. En fakirimizin sağlığı kadar sağlıklıyız. Bu tanımlamayı kabullenmesi gerekiyor herkesin artık. Ve örneğin beyni yıkanmış bir işit militanın patlattığı bir bombanın kimleri öldürdüğünü düşünürseniz. En eğitimsizimizin eğitimi hepimizin hayatını, sağlığını tehdit ediyor ve toplam eğitimde en eğitimsizin eğitimi kadar. O zaman o en fakiri sağlıklı kılmak, en eğitimsizi eğitimli kılmak bütün dünya için önemli. Bunun için dünyada çeşitli tezler ama herkes diyor ki otoriter popülist liderler gitgide güç kaybedecek. Sosyal devlet ve daha çok paylaşım ve daha çok sosyal politika vaat edenler güçlenecek. Bunun Türkiye'deki temsilcisi biziz. Çünkü siyaseti zaten bunun için yapıyoruz ve Türkiye'de de bu sosyal demokrasiye, sola, sosyal devlete ve bunu savunanlara bir fırsat penceresi yaratıyor. Bunu anlatmak lazım. Dünya hmm, vatandaşlık temel gelir diye bir şey tartışıyorlar. Buna Darun Acemoğlu'nun yaptığı kıymetli bir itiraz var. Çünkü herkese belli bir para vermek yerine gerçekten ihtiyaç sahibine vermek lazım ve bunu Darun Acemoğlu'nun itirazlarıyla vatandaşlık temel yerini savunanların savunularından bir ortak bir şey çıkarırsan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015'te hani başta dedim ya gündemi belirlerken ortaya attı ama iyi anlatamadık diye öz eleştiri yaptığı aile sigortasına geliyorsunuz. Şimdi onun adına biz ADES diyoruz aile destekleri paketi çünkü içinde sigorta adı olunca bu biraz ürpertici olabiliyor. Ee, acaba para mı ödeyeceğiz bunun için falan diye sigortanın öyle bir algısı var Türkiye'de. Yapılan sağ çalışma bize dendi ki aynı şeyi yapın ama adını sigorta demeden yapın. O yüzden ADES diyoruz. Aile destekleri paketi. O şu. şu son verdiğimiz kanun teklifinde 2000 liraydı. Ama bugünkü güncellemesiyle 2500 lira olacak. Bir ailenin hiç geliri yoksa ona 2500 lira kadına para veriyorsunuz. Aile için. Ama aileyi İlla kadın evlilik, erkeği e, evliliğiyle tanımlamıyoruz. Örneğin Siyanür'den, eden dört kardeş var Ya onları da bir aile görmen gerekir. Yani illa bir evlilik bağla değil, iki tane e, yaşlı ve bekar kardeş, iki erkek kardeş, iki kız kardeş bir evde yaşıyorsa, dört, iki kız, iki erkek kardeş onlar da bir aile yani. İlla da bir evlilik bağı değil ama çok önemli bir kısmı evlilik bağıyla olmuş. Yoksulluğu yönetmek yerine yok etme idealinden bahsediyoruz. Fakfuk fon, fakir fukara fonu, yeşil kart ya da işte şimdi yaptıkları gibi yoksullar listesi ve ona aynı ve nakdi yardım ama bulgur verelim çok kıymetli. Yani yanlış yaptılar ama 18 yıl önce kıymetliydi. 18 yıl sonra hala daha çok yoksulluğunuz varsa siz yoksulluğu yok etmeye çalışmadınız, yönetmeye çalıştınız demektir. Biz yok etmekten bahsediyoruz. Ve bunu şöyle de e, anlatmak mümkün. 6 aydır pandemi var bu 6 aydır pandemide AK Parti şundan övünüyor. 32 milyar TL yardım yaptım. Bunun 24 milyar TL'sini işsizlik sigorta fonundan işsizlere yapmış. Yani işçinin kendi kumbarasından yapmış. Olacak şey değil. Bunu sırası gelse konuşmak isterim. Çok itirazım var benim buna. 2 milyonu atılan SMS'lerden yapmış. Biz bize yeteriz kampanyası. Geriye kalan 6 milyonu gerçekten hazineden yapmış. Ve 6 milyon 200 bin aileye biner lira para vermiş. 6.2 milyar. 6 ayda bin liraya muhtaç olan 6.2 milyon aileden bahsediyoruz. Korkunç bir itiraf AK Parti açısından. Eğer aile sigortası diye önerdiğimiz şey 7 Haziran'da yani devlet bahçeli parça kırmasaydı. Onlar da çünkü her aileye 1500 lira deyip bizim paketi taklit etmişlerdi aile sigortasını. Bizim dediğimiz gibi bir aile sigortasını bugünkü adıyla aile destekleri paketini MHP ile birlikte hayata geçirmiş olsaydık bu pandemi geldiğinde o 6 milyon 200 bin kişiye biz her ay 2500 lira veriyor olacaktık zaten. 6 ayda bin lira değil 6 ayda işte 2500 on 15 bin lira 15 katını yapan bir sosyal devletten bahsediyoruz. Yapamadık İklim. 7 Haziran seçiminde bu fırsatı yakaladık ama Bahçeli kaçırdı. Ama şimdi insanlar Ades'i savunan bir iktidarı, Ades'i e sahiplenen bir iktidarı seçerlerse yoksulluğu yönetmek yerine yok edecek bir sert toplumsal sosyal müdahale gelebilir. Bu CHP açısından iktidara gelmek için bir araç değil. Zaten Türkiye'yi kavuşturmak istediğimiz Türkiye bizim açımızdan bu düzen bir amaç. Hmm. Bu olursa biz oluruz. Biz bunun için siyaset yapıyoruz zaten. Biz eğer Türkiye'de yoksulluğu ortadan kaldırır, her aileye en az 2500 lira cebine para koyabilirsek ki bu yeni bir askeri ücret tarif edecektir. Çünkü askeri ücrette bu kadar yardım bir şey varken siz artık bu fiyata askeri ücretler aynı tutamazsınız ve yeni istihdam paketleri Türkiye'nin önüne koyabileceğimiz çok yepyeni bir vizyonla bambaşka bir yere gidebilir ve biz bunu iktidara gelmek için bunu bir araç olarak değil iktidarımızın amacı olarak görüyoruz. Böyle bir samimiyetin toplumsal bir beklentiyi karşılayacağını ve sahiplenileceğini düşünüyoruz. Esas mesele bu. Şimdi gelelim konunun özüne. Sorduğunuz birçok sorunun cevabına. Kutuplaşma. Tayyip Erdoğan'ın en iyi yaptığı iş. Toplumda bir farklılık. Yani bir fay attı. Üstünde tepinerek ayrılık. Tarafları birbirinden uzaklaştırma. İyice uzaklaşmış taraflardan iki ayrı kutuplaştırma, karşı kutbu şeytanlaştırma, kendi arkasını kalabalıklaştırma. Biraz önce birkaç örneğini verdim gündelik yaşamdan. Şimdi buna karşı başka bir formül olur mu? Çünkü kendisi bunun için bir matematik formül kullanıyor. Ortak bölenlerin en büyüğü OBEP. Ve her test kendi antiteziyle yenilir. Biz ilkokul matada Tayyip Erdoğan OBEP öğrenirken biz de OKEK öğrendik. Ortak katların en küçüğü işte anlatma o ittifak ittifak dediğiniz şey ortak katların en küçüğü. Buna kavramsal bir şey söyleyelim veya kuramsal bir şey söyleyelim dersek adalet der geçerim. Demokrasi der geçerim ama buna başka bir kesen olarak söyle dersen Tayyip Erdoğan toplumu böyle kesiyor. Aleviler, Sünniler, muhafazakarlar işte olmayanlar. Nikah camide kıydıranlar, belediye memuruna kıydıranlar. Sağcılar, solcular. Biz böyle keselim diyoruz. AK Partilisine de değsin, MHP'lisine de şey yapayım. ve bu kestiğimiz yerin kendisi, o değdiğimiz yerin kendisi sosyal devlet algısı. O kestiğimiz yer bütün fakirler ortadan kalksın. AK Partili fakirler, MHP'li fakirler, HDP'li fakirler. Biz Türk Kürt diye ayırmayalım. Kürdün de Türkün de hammalı var. İkisinin de canı çıkıyor, kamburu çıkıyor ve alnının terinin karşılığını alamıyor. Bunu anlatıyoruz. Böyle bir hayal kuruyoruz ve böyle bir hayale insanları inandırmak istiyoruz. Anlattığınız bu sosyal devlet yaklaşımı tekrar herhalde Keynes'e de belki dönüşe neden olabilir bilemiyorum. Yani bunun üzerine düşünmek lazım. Özellikle e, bu bahsettiğiniz adeste tabii karşılıksız bir e, para yardımının verilmesi, yoksulluğu acaba önleyebilir mi yoksa onu daha sürdürülebilir mi kılar? Hani bu teorik bir tartışmanın konusu ve e, farklı tezler ileri sürülebilir. Yani benim de birazcık kafam karıştı açıkçası. E, şununla kapatmak isterim. Artık 100. yılına geliyor Cumhuriyet ve siz de son dönemde verdiğiniz birkaç röportajda 2023'te aslında siyaseti bırakmak istediğinizi ki siyasetçi için çok genç bir yaştasınız. Böyle bir dileğiniz olduğunu eğer şartlar uygun olur da CHP iktidar olursa bu hayalinizi gerçekleştireceğinizi söylüyorsunuz. Şimdi bu hayalin gerçekleşmesi adına sizin kişisel hayalinizin gerçekleşmesi için Nasıl bir CHP tasarımı iktidara gelmiş olacak ki Özgür Özel artık Türkiye'yi emin ellerde görecek ve kendisini siyasetten bağımsız kılabilecek. Yok. 2023'te CHP sizin tasarımınızda ve partinin tasarımında demin anlattığınız sosyal devletin dışında nasıl bir tasarım kurguluyor? Dış politikada, kültür politikasında ama bence en önemlisi de ekonomide. Çünkü şu an yangının en çok hissedildiği yer öyle görünüyor ki ekonomi. Ekonomide yoksullara destek olmanın yanı sıra demin anlattığınız ayrıntılı şekilde anlattığınız o kuramın dışında... ...inşaattan bütün piyasayı kurtaracak ve artık sanayileşmeye mi gidecek işte bilişime mi gidecek bilemiyorum. CHP'nin nasıl bir tasarısı var ekonomiyi düze çıkarmak için? Şimdi birincisi baştaki kısmı ben çok doğru anlatamamışım. Bu şeyle ilgili meselede siyaset meselesiyle ilgili meselede. O şu... Ben zaten 2023'te eğer e, Cumhuriyet'in 100. yılında Tayyip Erdoğan'ın hedefi gerçekleştiyse kendimi siyasete layık görmem. Yani o başka bir şey. Şöyle bir niyetim var. Ben çok genç yaşlarda işte siz de başta anlattınız bu işlere girip siyasette yer almış ve uğraşmış ve yorulmuş biri olarak... ...ve hayatın önemli bir kısmını da kendi adına ve kendisine ve ailesine ıskalatmış birisi olarak... Belki birilerinin siyasete girdiği yaşta siyasetten çekilmeyi hayal ediyorum ve bunun içinde işte bir sonraki seçimde belki milletvekili adayı olmamakla bu zaten iyi bir çözümdür. Kazanırsanız da yoksunuz, kaybederseniz zaten olmamanız lazım artık yani. Cumhuriyetin 100. yılını Tayyip Erdoğan'a bıraktıktan sonra demek ki yapamıyorsunuz demektir. Yani orada bir durum var orada herkes kendini bir yeniden bir bakasam yani yoksa kazanırsak bırakacağız kaybedersek devam edeceğiz. Hı. O kaybedince devam etme işi zor hakikaten. Olacak bir şey değil yani. Çünkü Cumhuriyetin 100. yılında Tayyip Erdoğan hala iktidarsa ve biz bu işi başarmadıysak benim en başta kendimi sorguluyor olmam lazım. Siyasetçiler böyle kayıt altında böyle şeyleri yapmayı çok sevmezler. Evet. Bana da dostlarım uyarıyor yapma bunu diyor ama yapmak lazım. Hatta bence hepimizin kendimizi böyle böyle bağlaması lazım. Çünkü beni yataktan bu Hırs bu heyecan kaldırıyor yani yoksa her gün sabahleyin bir gün öncenin bunca yorgunluğu bunca linçi bunca talanı, bunca tehdit varken o yataktan ayrılabilmek için öyle bir motivasyon öyle bir iddia lazım yani onu, onu söyleyeyim yani başaramazsak devam edeceğiz anlamı çıkmasın ben şöyle bir şey söylemiştim yani ümit ederim önümüzdeki seçimler benim e, aday olmadan ve başararak tamamlayacağımız, beni memnun edecek bir şekilde tamamlanır. Benim e, kendimle ilgili sonuç ne olursa olsun hani herkesin 50-70 yaş arası yaptığını 25-49 yaş arası yapmış bir siyasetçi yok ve genç bir siyaset yani siyasette genç olmanın ekmeğini çok yemiş kaba tabirle hep. Ben en genç oda başkanıydım, en genç TEP yönesi, en genç genel sekreter, en genç belediye başkan adayı, en genç Manisa'nın milletvekili adayı falan diye gittik gittik. Bana artık gençlere ön açmak düşer. Yani böyle en genç en genç sonradan 70'ine kadar kalmak falan olmaması lazım. Ayıp görüyorum yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve bununla ilgili de kendimi de biraz bağlamayı istiyorum. Çünkü siyasetin böyle bir acayip tarafı da var. Ümit ediyorum öyle olsun. Onun dışında Cumhuriyet'in 100. yılı hedef 2023 meselesinin ben hedefin ne olduğunu anladım. Zaten biliyorduk. Kendi haklılığımı kendi kendime tescil etmiş durumdayım. Birçok kişi de anlamıştır. O Ayasofya meselesinde istediler ki Ayasofya tartışması olsun da CHP şunu desin orada. Ben Ayasofya'da aslında o Ayasofya'ya giden 350 bin kişinin hepsini değil ama o oradan bağlanan yani samimiyetle Ayasofya'da bir namaz kılmak isteyip de kılabilmiş olanların namazına ben desem desem Allah kabul etsin derim. Ama o Ayasofya'ya giden yığınların içinde Cumhuriyet'le öyle sorunlu, Atatürk'le öyle sorunlu, işte şeriat, şeyhülislamlık, halife bilmem ne, şeriatı kurca görünce ve 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içinde bulunduğu bir Türkiye ittifakının Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını başlatıyor ve kucaklıyor olması lazım. Bir ikinci yüzyıl beyannamemiz var. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi. Çok kıymetli görüyorum bunu. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesinin. En özünde ne var derseniz özünde içinden bir şey çıkar bana göster derseniz yeni bir toplum sözleşmesi var. Yeni bir anayasa. Cumhuriyetle sorunu olmayan ve cumhuriyetin kurucu kadrolarına kurucu kadrolarına husumet duymayanların yapacağı. Toplumun çok genelindeki ben bu ülkede mesela Atatürk sevgisinin çok önemli bir ortak payda olduğunu... Bugün AK Parti'ye oy veren kesimlerin de çok önemli bir kısmında Atatürk'ü sevdiğini ifade ediyor. Atatürk'e saygı duyduğunu ifade ediyor. Bunun önemli olduğunu. AK Parti siyasetini yönlendirenlerin veya bir başka şeyler hedefleyenlerin tabanlarını bu konuda ikna edemedikleri için de başka bir yere döndüklerini, uzun zamanlar söylemediklerini söyleyip kabul etmediklerini edermiş gibi yaptıklarını görüyorum. Ve işin özünde şöyle bir şey var. Cumhuriyeti cumhuriyet yapan değerlerin, en başında demokrasi var. Yani bir aile yönetiyordu Türkiye'yi ve aile yerine seçilmişler yönetiyor. O ailenin atadıkları yerine cumhuriyetin sağladığı imkanla halkın seçtikleri yönetiyor. Bu aile yönetiminden tekrar seçilmişlerin yönettiği, atanmışların seçilmişlerin üstünde değil emrinde oldukları ve bu ülkede gerçekten hukukun üstünlüğünün yani herkesin kendini Cumhuriyet'in mahkemelerine emanet edebilecek ve onlara güvenebileceği bir yargı sisteminin, bunun içinde yargı bağımsızlığının, bunun içinde anayasal hakim tahminatının yeniden inşa edildiği, kuvvetler ayrılığının olduğu ve yetmez 16 Nisan'ı geri alan ama 12 Eylül'le de hesaplaşan, onun tortularını da ortadan kaldıran ve yeni yükselen evrensel değerleri de kucaklayan, mesela pozitif ayrımcılığı, dezavantajlı grupları sahiplenmeyi, evrensel olarak ortaya konan artık, hem bu enerji meselesinde hem doğa meselesinde anayasal taahhütleri, anayasal bir toplumsal uzlaşıyı anayasasına yazabilmiş bir çevrecilik bilincini ve insan haklarında sınırsız ama nefret söylemine karşı da tavizsiz tutum sergileyen bir toplum sözleşmesine ve gerçek bir eşit vatandaşlık tarifine ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz bir anayasanın olduğu. Bunu sağlamak için de hep birlikte demokratik kurumların yeniden inşa edilmesini savunduğumuz bir süreç var. Türkiye'nin yeniden ikinci yüzyılda Cumhuriyet'in yüzüncü yılında Cumhuriyet'i Cumhuriyet yapan değerleri sahiplenenlerin aşındıranların değil de sahiplenenlerin yeniden Türkiye'ye önüne bir vizyon koymalarına ihtiyaç var. Beni de heyecanlandıran bu. Beni sabahleyin yataktan kaldıran bu yüzüncü yıl umudu. Tayyip Erdoğan çok şey aldı, çok şey sahiplendi. Cumhuriyet'in yaptığı 900 tane kiti aldı sattı ve kendi ekonomisine kattı ve öyle sürdürdü. Birçok şeyimiz aldı. Biz onun elinden o hedef 2023 sloganını alıyoruz. Çünkü 2023'ü hedeflemek cumhuriyetle ve cumhuriyetin kurucu kadrolarıyla sorunu olanlara değil, onu sahiplenenlere yakışacak bir hedeftir. O hedef bizim hedefimiz. Hedef 2023. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sohbet oldu. Net siyasetin ilk bölümünde Özgür Özel'le birlikteydik. Kendisinin özellikle ilk konumuz olmasını istemiştik. Hakikaten de güzel bir sohbet oldu. Bazı konularda belki daha da derinlere inmek istiyorduk ama tabi güncel siyaset çoğu zaman bu derinliği baskılıyor. Belki bundan sonraki görüşmelerde biraz daha bu derinliği de sağlamaya çalışmaya çabalayacağız. Bir dahaki programa mutlaka hepinizi bekliyoruz. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben edersin. teşekkür ederim. Sağ olun.